Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin beşeri coğrafyası konusuna başlıyoruz. Önemli bir konudur. Toplamda 3 sorunun gelebileceği bir alandır. Türkiye'nin beşeri coğrafyasını 3 kısma ayıracağız. Türkiye nüfusu, Türkiye'de yerleşme ve Türkiye'de göçler. Türkiye nüfusun alt başlıkları altında Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişimi ve nüfus artışından, Türkiye nüfusun yapısal özelliklerinden, coğrafi dağılışından, ve Türkiye'de nüfus yoğunluklarından bahsedeceğiz. Türkiye'de yerleşme konusu altında yerleşme tarihi ve yerleşme etkileyen faktörler, özellikle kırsal ve kentsel yerleşmeler, yine yerleşme dokusu ve mesken tipleri soru gelebilecek yerler arasındadır buralar. Türkiye'de iç göçler, dış göçler ve göçlerin mekansal etkileri. Özellikle yani iç göçler, dış göçlerle ilgili yani göçlerle ilgili bir soru gelebilir. Şimdi Türkiye nüfusuyla başlıyoruz. Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişimi ve nüfus artışından bahsedeceğiz. Önce de tabii nüfusun tanımını bilmek gerekiyor. Nüfus, sırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına biz nüfus diyeceğiz. Nüfus sayımı ne demek? Nüfusun nicelik ve niteliksel özelliklerini belirlemeye yarayan yönelim işlemidir değerli arkadaşlarım. Nüfus sonucunda elde edilecek doğrudan elde edilenler var, bir de dolaylı olarak elde ettiğimiz var. Doğrudan Toplam nüfus miktarını öğrenebilir miyim ben nüfus sayımından? Evet. Doğumları ve ölümleri görebilir miyiz? Görebiliriz. Nüfus artış hızını, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını, nüfusun cinsiyet yapısını, okur yazar nüfus oranını, çalışanların sektörel dağılımlarını, kır ve kent nüfusunu bu görebiliriz. Bunlar doğrudan nedenlerdir değerli arkadaşlar. Yani şu sırayı da gösterelim. Doğrudan. Kişi başına mil, düşen milli geliri ve nüfus yoğunlukları ise bu dolaylıdır değerli arkadaşlar. Rengi değiştirmenizden farklı olsun. Şu ikisi de dolaylı etkenlerdir. Evet bunları yazdık. <laughs> Devam edelim. Bunlar bu şekilde. Yani doğrudan ve dolaylı et, etkenlerimiz var. Nüfus sayımları tarihçisi. Tarihçesi. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı'da ikinci nüfus sayımı ise 1844 yılında Sultan Abdülmecid tarafından <laughs> yaptırılıyor. Kimlik belgesi vermek amacıyla. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Nüfus artışısı bulunamamıştır çünkü önceki sayımımız yok. Bunu söyleyeyim. Periyodik olarak ise 1935 yılında başlamış ve 1935'ten 1990'a kadar 1935, 5 yıl sonra 1940, 45, 50, 55 bu şekilde 90'a kadar giden 5 yılda bir sayım yapılmıştır. Sonra 90'dan sonra 97 yılında özellikle Cumhuriyet tarihinde sadece seçmenlerin sayıldığı sayımdır. Bakın bunlar sadece hani coğrafyada altında değil belki de güncel bilgilerde dahi gelebilecek sorular olabilir. Hiç belli olmaz. 2000 yılında sokağa çıkma yasağı uygulanarak evde yapılan son nüfus sayımıdır. 2007 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçirmiştir ADNKS'yi. Not. 1927 yılında yapılan nüfus sayımında Türkiye nüfusu 13.6 milyon kişi olarak bulunmuştur. 2020 yılı itibarıyla Türkiye nüfusu 83.6 milyon olmuştur. Sayım dönemleri boyunca nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu sürekli artış göstermiştir. Evet sürekli bir artış içerisindeyiz. Yani nüfusumuz 13.6 milyon ya 1927 yılında. İşte 1940 yılında 20-25 milyon mesela. Değil mi? Yani nüfus artışımız sürekli artmıştır. Türkiye'nin nüfus, e, nüfus artışı ile ilgili doğal nüfus artış hızı fazla ise doğum fazla doğum fazlaysa doğudadır değerli arkadaşlar. Doğuda doğum fazladır. Gerçek nüfus artışı fazla ise gelişmiş yerdir. O da göç alır değerli arkadaşlar. Yani doğal nüfus fazlaysa doğum fazla olacak. Gerçek nüfus artışı fazla ise de gelişmiş bir yerdir. Dışarıdan olacaktır değerli arkadaşlar. Beyin gücü gibi ifadelerden bahsedeceğiz ilerleyen videolarımıza. Şimdi peki nüfus artışının e, ne gibi etkileri olabilir? Olumlu ve olumsuz durumları var. Önce olumlulardan başlayalım. Vergi gelirleri artar. Yani ne kadar çok insan o kadar çok vergi geliri gibi düşünebilirsiniz. Mal ve hizmete talep artar. Yani üretim artar diyebiliriz. Yeni sektörler çıkar değil mi? Farklı sektör kolları gelişir. İş gücü ucuzlar. Askeri güç artar değerli arkadaşlarım. Yani nüfusunuz ne kadar fazlaysa o kadar çok askeriye askeri güçlendirirsiniz e, sayıca tabii ki de. Şimdi olumsuz sonuçları var. Doğal kaynaklar tükenir. İşsizlik artar. Değerli arkadaşlarım. Kentlerde sorunlar ortaya çıkar. Özellikle işte kırsaldan kente geçmenin birçok olumsuz sonuçlarından bahsettik. Altyapıya tersistleri ortaya çıkar. Şimdi nüfusun artmasından dolayı işsizlik artar değil mi? Buna bağlı birçok faktörler etkilidir. Kalkınma hızı düşer, çevre sorunları artar, kırdan kente göç olur ve dışa bağımlılık artar değerli arkadaşlarım. Bunları bu şekilde söyleyeceğiz. Olumsuz sonuçları tabii ki de daha e, önemli olumlu sonuçlanıyor. Şimdi nüfus politikalarımız var. Özellikle burada e, bizler için bu 5 döneme bakacağız. 1923-1965 arası dönemde nüfus artış hızını arttırma politikası izlenmişti. Neden? Çünkü 1923 savaştan çıkan bir e, nüfusuz, nüfusumuz az e, ve bu sebepten ötürü de, ötürü de e, ülke savunması açısından genç nüfusa ihtiyaç duyulması. Değerli arkadaşlarım, e, önceki savaşlarda yaşanan genç demik nüfus kaybı nedeni ile değerli arkadaşlar biz arttırıcı politikalara gidiyoruz. Anlaşılıyor inşallah. Zaten birazdan açıklayacağız onları bu notlar halinde. 65-80 yıllar arasında bir azaltma dönemi var. Neden? Çünkü artık o dönemde en yüksek döneme ulaşıyor 1960 yılında. Değerli arkadaşlarım, işte dünya savaşlarının sona ermesi, dediğini eskisi kadar askeri ihtiyacın kalmaması bunlar nedenler arasında. 80-2005 yılları arasında bir iyileştirme dediğimiz dönem vardır. Ee, nüfusun niteliklerini iyileştirmeye çalışıyoruz burada. 2005 ve sonraki dönemde de günümüzde de devam eden arttırma politikası var. Şimdi bunları detaylı bir şekilde görelim. 1923-1965 dönemlerinde dedik arttırıcı politikalar uygulanmıştır. Neden? Çünkü tarımda ve sanayide yeterince makineleşmemenin yaşanması nedeniyle iş gücü fazla. Bakın makineleşme yoksa iş gücü fazladır. Önceki savaşlarda yaşanan genç nüfus kaybı Nüfusun genç ve dinamik yapısını yeniden tahsis etme düşüncesi. Ülke savunması açısından genç nüfusa ihtiyaç olması. Özellikle 23'ün hemen ardından düşünülen politikalar. Üretimin artması için tüketici nüfus miktarının arttırılması gerektiği. Yani şöyle düşünmüşler. Tüketici nüfus ne kadar fazla olursa üretimde o kadar çok yapmak gerekir. Bu sebepten ötürü yani biriyle paralel gitsin diye. Yapılan çalışmalarda çok çocuklu aileler yol ve gümrük vergisinden muaf tutulmuş. Toprak ve para yardımları, doğum kontrol yöntemleri ve çocuk aldırma kürtaj yasaklanmış mesela. Evlilik yaşı düşürülmüş, çok çocuklu aileler madalya ile ödüllendirilmiş. Bu şekilde bir olumlu bir şekilde teşvikler yapılmaya çalışılmış. Bu dönemde teşviklerle doğumların artması, ölüm oranlarının düşmesi ve Balkanlardan gelen göçler ayrıca Hatay'ın katılımıyla nüfus artışı en yüksek düzeye ulaşmıştır değerli arkadaşlarım. 1960 yılında en oluşuruz ulaşıyoruz. 40-45 yıllar arasında 2. Dünya Savaşı dediğinde erkek nüfusun silah altına alınması ve beslenme sağlık koşullarının kötüleşmeyle nüfus artışı bir anda düşmüştür. Çünkü 40-45 önemli bir iki Dünya Savaşı durumu var değerli arkadaşlar. O sebepten ötürü de bir sıkıntılı bir durum yaşanmış. 65-80 arasında önemli nüfus artışını azaltıcı politikalar uygulan. Neden? Çünkü 1960 yılında neydi? Hatay'a katıldı. Balkanlardan gelen göçler var. Ölüm oranlarını düşürdük, doğumları arttırdık. En yüksek noktaya, pik noktaya geldik 1960 yılında. Bu sebepten ötürü de bu sebebin ötürüne ek olarak arkadaşlar tarımda, ulaşımda ve sanayide yaşanan makineleşmeyle bağlı iş gücü ihtiyacı azaldı. Dünya savaşlarının sona ermesidir. eskisi kadar askeri ihtiyacının kalmaması, aşırı nüfus artışının ülke kalkınmasının önüne geçmesini engel olacağından dolayı bazı düşünceler ortaya atıldı. İşte birinci 5 yıllık kalkınma planını uygulaya, uygulamaya koyuldu 1963 yılında. Nüfus planlaması kanunuyla isteyen fertler istedikleri zamanda ve sayıda çocuk sahibi olabilirler 1965 yılında çıkarılan. Nüfus artışı artıcı teşvikler ve artırmaya yönelik yasa yükümlü, yasal yükümlülükler kaldırıldı. Önceden de şey, yetiştiril yol ve günlük vergisinden muaf tutuyordun artık muaf tutulmuyorsun. İşte toprak ve para yardımları kesildi. Belki de e, burada vermedik ama doğum ve e, doğum kontrol yöntemleri ve çocuk aldırma yasakları kaldırıldı. Çünkü ne diyor? Yasal hükümler yükümlülükler kaldırıldı diyor. Değil mi? İşte madalya ile ödüllendirmiyorsun artık gibi. Yani e, azaltıyorsun çekiciliğini diyelim ki. Yurt dışına olan göçler teşvik edildi. E çünkü nedir? Bir bir nüfusumuz fazla düşüncesi var o zaman. Bu sebepten ötürü de işte yurt dışına olan göçler teşvik ediyor. 82-25 arası döneme geldiğimiz zaman da bir iyileştirici politikalar görüyoruz burada. Peki iyileştirici politikalar ne olabilir? Nüfus artış hızının arttırılması ya da azaltılması az ya da nüfusun nitelikleri yani nüfusun eğitim, beslenme, barınma ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Kadının iş hayatına daha fazla yer, bul yer bulması nedeniyle 2000'lere gelindiğinde nüfus artış hızında düşüş yaşanmaya başlamıştır. Çünkü kadın iş hayatında daha fazla yer buluyorsa ee, bu sebepten ötürü de 2000'lere gelince nüfus artışında düşüş yaşanmaya başlanacaktır. Kentleşme iyice artmış. İşte kentlerde barınma ve iş imkanlarının arttırılması üzerinde durulmuştur. Yani daha çok var olan nüfusun işte eğitimini, beslenmesini, sağlığını, yaşam kalitesini arttırmak için faaliyetler, çalışmalar yapılıyor 1980-2005 arasında. Daha sonra 2005 arası dönemde nüfus artış hızını arttırıcı politikalar uygulanmıştır. Ee, nüfus artış hızının düşüşünü ileride çıkarabileceği sorunlar nedeniyle tedbir amaçlı ortaya çıkıyor. Yani bakın nüfus artış hızı ne dedik arasında 25 arasında e, zaten haritadan da baktığımız üzere bir hafif bir azalma eğilimde bakın. 80 dönemine bakıyoruz bakın 80 ve 2005 şu civara kadar. Bakın bir azalma eğilimini görüyorsun değil mi? Şu haritayı azalıyor. Önceden %25'lerden nereye kadar? %18'lere kadar düşüyor bu. Mesela %7'lik azalma nüfusun toplamını vurduğunuz zaman gerçekten çok ciddi bir azalma olacaktır. Genel bazı düşündüğümüz zaman yani bu açıklam bu açıdan bakalım. 2014 yılından sonra hayata geçirilen doğum yapan annelere çocuk sayısına göre maddi destek. Çalışan anneler için e, işte çalışma sürelerinin kısaltılması, doğum izinlerinin arttırılması ve bakıcı yardım yapılması bu yasal düzenlemelerden bazıları. Yani bunlar önemli şeyler. Değerli arkadaşlarım. Bir de bakın 2020-2021 arasında bir artış gözleniyor. Bu teşviklerin biraz olumlu yanları olmuş özellikle 2018-2019'da ama genel olarak çok da bir e, amacı %30'a kadar çıkılamamış. Görüyorsunuz %12-13 dolaylarında şu an 2020-2021 arasında bir artış var. Öyle. Yusuf en az olduğu yıl 1935 yılıdır. Bakın şurası. Zaten başlangıcı oradan diyebiliriz. En fazla olduğu yıl 2020 yılıdır. Nüfus nüfus miktarı miktar olarak bakıyoruz. Nüfus artış hızı en düşük 2020 yılında yaşanmıştır. %5,5. En yüksek olduğu yıl 1960 yıldır. Bakın. Görüyorsunuz %32 bakın. Yani 2020'de %5,5 burada %32. Çok ciddi bir fark. Yani en yüksek en düşük arasında. Evet arkadaşlarım. Bu kısmı bu şekilde bitirdik. Bir sonraki kısımda Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine değineceğiz. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.